Duygu bildiren cümleler nedir bunlar? Ünlemlerdir değil mi? Sadece bunlar da değil. Klasik olarak bize duygu bildiren duygu bildiren duygu bildiren diye öğrettikleri için ne oluyor? Duygu sözcüğünü gördüğümüz yerde de bu bir ünlem cümlesi diyoruz. Sevgili arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Bugün ünlemleri işleyeceğiz. Peki Türk Dil Kurumu ne diyor bu duygu bildiren cümlelere? Bakalım. Türk Dil Kurumu türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime nida şeklinde bir tanım yapmış bize. E sadece duygu bildiren değilmiş o zaman. Nidalar da. Ne demek nida? TDK.gov.tr'de sözlük var. Gir oraya nida ne demekmiş bak. Veya sözlük.gov.tr'den de bakabilirsin. Nida seslenme. Evet, ünlemler dilek anlamı kattığı gibi cümleye bazen emir veya tehdit anlamları da katabilir. Bunları unutmayın. E, örnek verelim o zaman. E, ne diyor? Ey Türk gençliği diyor değil mi Atatürk? Ne yapıyor? Türk gençliğine bir nidada bulunuyor. E, o zaman ne diyeceğim? Bu bir ünlemdir. E, diyor ki, ordular, ordulara seslenmiş. İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri. ...emir veriyor değil mi ileri gidin diye? E ne yapmış oldu? Bu da ayrı bir... ...ünlem olmuş oldu. Hadi devam edelim. Sevgili arkadaşlar... ...Pir Sultan'ın bir şiiri... ...Yürü Bre Hızır Paşa... ...bre ifadesi de yine bir... ...ünlemdir değil mi? Hızır Paşa'ya... ...sesleniyorsun. Bu da ayrı bir ünlem aslında. İki tane ünlem... ...kullanmış. E... ...Necip Fazıl'ın şiirini hatırlayalım. Yol onun, varlık onun... ...gerisi hep angarya... Yüz üstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya, Sakarya'ya sesleniyor değil mi? Hatta bazı yörelerde ünlemek diye bir sözcük var. Onu çağırmak anlamında yani. Ona seslenmek anlamında ünlemek. Ünlem de buradan geliyor aslında. Sakarya'ya ünlemiş değil mi şairimiz? E, devam edelim. E, sevgili arkadaşlar, öğretmenimiz var. Diyor ya hani, burayı dinler misiniz diye. Oradaki Şişt! ifadesi de. Hani diyordu ya doğadaki seslerin tekrarı. Heh işte bu da onun gibi senin için bir ünlem olmuş oluyor. E dedi ki heh şimdi oldu derken de o heh ifadesi var ya o da bir ünlem aslında. Günlük hayatta ne kadar çok ünlem kullanıyoruz ya. Hay Allah. Peki başka var mı? Var tabii ki. Aman dikkat sütü dökeceksin diyor kedimiz değil mi? E ne yapıyor? Aman dikkat. Seni burada uyarıyor. Uyarırken de ne yapmış oluyor? Bir ünlem yapmış oluyor. E başka var mı? Var tabii ki de. Yetişin, yangın var diye bağırdı mesela birisi. Ne yapıyor? Sesleniyor etrafına ünlüyor yani. Sevgili arkadaşlar, işte ünlemler bu kadar çok kullanılıyor. E siz de günlük hayatta kullanırken ünlemin ünlem olduğunu biliyorsunuz artık.